بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزز قدر دلر حرمتلي أكلر أكلر أتحلر بغن أشبو درغاقتا برجلر مسجون حرمتلي اعتبارلي بغن خاندان صاحب لرنين خرسان چلئيگة شريك بولد دربنز. الله سبحانه وتعالى yangi xonadonni, yangi oilani barchalarimiz uchun namunali, ibratli oilalardan bo'lishligini nasib qilsin. Haq subhanahu va taolo ushbu majlisimizdan manfaatli foydalar olib ketishligimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratar ekan boshqa mahluqotlardan ko'ra insonga ko'p ehtimom e'tibor berdi. İnsan zatının yer yüzünü özü de, ahirette cennetini unga va'da kıldı, aytganiga kirmese cehennem bilen ogohlantirdi de, lekin dünya hayatında özü de hem baxtli, saadetli yaşayışlığı uchun alohida ta'limotni har doim yuborib turdi. İnsan zatı Adem aleyhisselam ilk atamız yer yüzüge kelgandan ta şu bugünge kadar birar saniye, birar dakika davetten, doğru yol ta'limotidan masuva bo'lmagan, bexabar qolmagan. Qur'oni Karim bu haqida alohida haqiqatni ogohlantiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Biz hech bir insoniyatni ularga rasul, elchi, ogohlantiruvchi jo'natmaguncha azoblamaganmiz deydi. Avval ogohlantiruvchi jo'natadi, ogohlantiruvchi ogohlantiradi. Ya'ni siz bilan biz tushunadigan tilda ogohlantiradi.
Kur'an-ı Kerim'de biz her bir kavimge özü düşünedigen tilde peygamber cennetkenimiz deydi. Ve bu düşünce yetkenden keyin insan kaysarlık kılsa, hakikatini köre bile durup onge karşı yüredigen bulsa, Allah Teala keyin onu azaplaydı. Hakkı buradı. Hak Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe orunlarda ben bendelerimde zulüm kımıyım degan. Yani sizni Rabbingiz bendelerige zulüm kılucu zat emas degan. Yani ogohlantirmasdan ularga azob musibet jo'natmaydi. Mana shu mantiqdan kelib chiqsa birodarlar, yer yuzidagi saodatimiz uchun ham eng muhim narsa ilm hisoblanar ekan. Biz ilm o'qishligimiz kerak, ta'limotli inson, ziyoli inson bo'lishimiz kerak. Ziyoli insonga juda ko'p eshiklar ochiladi. U haqiqatlarni tushunishni boshlaydi. Kitob o'qigan odam kitob o'qimagan bilan teng bo'lmaydi. Qur'oni Karim hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab deydi. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladilarmi? Buni faqat aqli xushi bor odamgina eslatma oladi deydi. Buni har doim eslatavurish shart emas o'zi. Aqli xushi bor odam o'qimishli odamning o'qimagan odamdan ko'ra manfaatli ekanligini biladi. Shuning uchun Alloh taolo savoli inkoriy bilan savol beryapti. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Savolni javobi yo'q Qur'onda. Uslubni qarang. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladilarmi? Savol. Bo'ldi, javob yo'q. Aqli xushi joyda odam biladiki, yo'q, barobar bo'lmaydi degani. Qur'onning uslubini qarang. Barobar bo'lmaydi. Hatto boshqa din vakillarini ham mana bugungi kundagi hozirgi hayotga qarang, kitob o'qigan davlatlar iymon keltirmagan bo'lsalar ham dunyoda peshqadam davlatga aylanaveradi. Nimaga? Kitob o'qigan. Kitob o'qigan, ilmni qadriga yetgan. Dunyoda eng kadr masalasida sifatli davlat sifatida Yaponiyani hamma aytadi. Butun dunyoga eng sifatli narsani taqdim qilyapti. Nimaga? Kitob o'qiydi. Yaponiyada bir qishlog'i bor ekan. O'sha qishloqqa tramvay qatnar ekan. Tramvay. O'sha qishloqdan hech kim qatnamay qo'yibdi. Keyin davlat, ya'ni budjetida turadigan narsa shu tramvay qatnovini to'xtatamiz degan qaror qabul qilayotganda to'xtanglar deyishdi. Ha, shu qishloqdan bir dona bola maktabga qatnaydi shaharga. Bir dona bola. O'sha bolani maktabga qatnashligiga o'sha tramvayni to'xtatishmagan ekan. To maktabni bitirguncha bir dona bola tashigan. Maktabga, ya'ni kitobga e'tibor bergan millatning kelajagi ulug' bo'ladi. Kitobga ya'ni e'tibor bersa dunyoda ham saodatli bo'laveradi. Qur'on, Islom hech qachon ilmga qarshi emas. Ba'zi odamlar hozir Islomni o'rta asrlardagi katolik cherkovining inkvizatorlarning islom ya'ni ilmga qarshi bo'lgan jaholat to'dalarining misolida tushuntirishga harakat qilyapti. Bu Yevropada bo'lgan. 16-17, 18-chi asrlar boshlari. Tarixni o'qib ko'ringdi. Ilm o'qigan odamlarni azoblaydigan xonalar bo'lgan. Azoblash uchun ya'ni har xil narsalar, mashinalar ishlab chiqishgan. Bir odamni qanday azoblash kerak? Qanday azoblasa ko'proq qiynaladi, tez o'lib qolmaydi. Shu qiynalgan paytida shu dod desa mazza qilishgan. O'tkir yog'ochni ustiga ikkita qo'lini orqasiga qilib o'tkizib qo'yishgan. O'tkir qilichga o'xshagan yog'och ustiga. O'shani ustida turgan yirtilib ketguncha. Nimaga? Kitob o'qigan uchun. Fan bilan shug'ullangani uchun. O'sha cherkov o'sha diniy mutaassiblik ya'ni maydondan yo'qotilgandan keyin ilm egalari dunyoni Yevropani kuchaytirib yubordi. Lekin asl tagini surishtirsangiz, o'shalar islom o'rgatgan ta'limni davom ettirib kuchayib ketdi. Chunki Yevropaning bilamiz, bir qancha qismida musulmonlar 700 yil mobaynida ilm tarqatgan. 700 yil mobaynida. Hamma soha bo'yicha peshqadam bo'lishgan. O'sha Andalusiyaning shaharlarida bir dona kichkina shaharni o'zida 900 ta hammom bo'lgan. 10 mingdan oshiq madrasa maktab bo'lgan. Ko'chalar kanalizatsiyalashtirilgan. Har bir 100 qadamga
zaytun yog'i bilan yondirilgan qandillar qo'yib chiqilgan. Kechqurun ko'p va kunduzi qilib qo'yishgan shahar. İlim bilan bo'lgan. Keyin ularni salp yurishlari bilan qatl qilishib, mamlakatlardan surgun qilgandan keyin u joydagi ilmni oborib o'zlari o'zlashtirishdi. Fransiyani eng qimmatbaho atirlar sotadigan joy deymiz. Atirning sanoatini musulmonlardan tortib olishgan, tortib olishgan. Atirni biznikilar qilgan, bizni musulmonlar qilgan. Yevropa bizni musulmonlar atir ishlab chiqarayotgan paytda yuvinishni bilmagan, cho'milishni bilmagan. To'g'rirog'i cho'milish dunyoviy ish, shaytonni, malaylarni ishi. Ko'tar suvini cho'miltirma meni deyishgan. Eng katakallari o'sha Yekaterina, ko'pchilik yaxshi taniydigan Yekaterina. Umrida 2 marta cho'milgan, bor yo'g'i. Birinchisiga majburiy cho'milgan, tug'ilganda cho'miltirgan, ikkinchisida kasal bo'lib qolganda cho'milgan. Muta cho'milmagan. Men buni boshqa joyda ham aytib berdim. Salohiddin Ayyubiyning askarlarini ichiga kirib olgan josuslarni tezda ushlab olishgan. Josuslar. Sizlar bizni nimaga tezda topib olaverasizlar desa, hidinglardan topamiz deyishar. Cho'milmagandan keyin ma'lum o'zi, o'zi namoz o'qib, namoz o'qimagan odamni ham farqida shundan biladi odamlar. Ko'pchilik xijolat qilib aytmaydi-yu, shunaqa. Islom bir kunda 5 vaqt tahoratga, eng kamida juma kunida g'uslga buyuriladi. Bu bir gigiyenik tomonni aytayapman, lekin ilmning haybati, mahobati e'tiqod tanlamagan. Musulmonlar ilmni rivojlantirgan davrlarda falonchining birinchi e'tiqodi nima deb so'ramagan. Sen nima qo'lingdan keladi deb so'ragan. Tibbiyotdan kuchli bo'lsa olgan. Kimiyaga kuchli bo'lsa olgan. Fizikadan kuchli bo'lsa olgan. Sen shu ishingni qilasan. Faqat sharti shuki, ilm o'qiyotgan dargohingda aqidaviy tortishuvlarga kirishmaysan degan. O'zingni muqaddas kitobingdan dalil keltirmaysan degan. Harun al-Rashid, Ma'munning qo'ygan shartlardan bittasi shu. Shuning uchun ateist ham ishlayvergan, yahudiy ham ishlayvergan, nasroniy ham o'sha akademiyaning tibbiyot fanlari bo'yicha rektor bo'lavergan. Ibn Mosavay rektor bo'lgan, o'zi nasroniy. Musulmonlarning markazida, qalbida, Bog'dodda katta akademiyaning rektori. Yahudiy, nasroniy. Sahyun degani bo'lgan yahudiy bo'lgan. Tibbiyot sohasi bo'yicha. Ilm birodarlar, eng muhimi. Ilmsiz bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bashoratlarini ichida iymonga sabab bo'ladigan samimiy ilmning ham ya'ni qadri bor, qiymati bor. İmonga sabab bo'ladigan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga yangi kelgan paytlarida boshqa qabilalardan Yahudiylardan 3 ta qabila bor edi. Bani Qaynuqo bor edi, Bani Nadir bor edi, Bani Qurayza bor edi. Bu qabilalarni bitta-bittadan, 5ta-5tadan qabila-qabila chaqirib dinga da'vat qilardilar, islomga da'vat qilardilar. Shu Bani Qaynuqo qabilasidan Husayn ibn Sallom degan odam bor edi. Husayn ibn Sallom. Bu odam Tavrotni juda yaxshi bilardi. O'zlarining qabilalarini ichida olimiydi, xibir edi. Xibir degani donishman, eng kitobni yaxshi biladigan, Tavrotni yoddan biladigan odam edi. Bu odam keldi payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga va payg'ambarlik da'vosini qilayotganlari uchun Tavrotda u zotning sifatlarini o'qigan, ilmi bor va samimiy odam. Bu keldi-da sizga 3 ta savolim bor dedi. Agar shu 3 ta savolga javob bersangiz, sizga iymon keltiraman. Zotan bu 3 ta savolning javobini payg'ambardan boshqa hech kim bilmaydi. So'radilar payg'ambar alayhissalom. Aytdiki, qiyomatning birinchi alomatlaridan nima dedi? Ikkinchisi dedi, jannatga kirgan jannat ahlining birinchi taomi nima? Nima yeydi jannatga kirganda birinchi? Uchinchisi nimaga ba'zan farzand otaga o'xshaydi, ba'zida farzand onasiga o'xshab qoladi. Nimaga dedi? Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, buni men bilmasdim dedilar. Hozir Jabroil kelib menga buni xabarini berdi dedilar. Shunda Husayn ibn Sallom aytdiki, Jabroil yahudiylarning dushmani dedi. Qur'oni Karimda Jibrilni yahudiylar o'zlariga dushman deb bilib olgan buzuq bid'at e'tiqodlari bor edi.
Peygamber aleyhisselam yok dediler. Menge bunu Cibril örgetti, hadırgini eğitti, ben senge cevabını eğitemem dediler. Birincisi, kıyametinin alametlerinden biri, orta şarkta alav çıkadı, alav, ot. Bunu meşrik ham, mağrib ham köredi dediler. İkincisi, cennet ahli birinci cennette yiydigen taamı kitinin cigeri dediler. İnşallah borgende yiyiz, bir gelişim. Kitinin cigerini yerken cennet getirgen adam. Üçüncüsü, nima uchun bola bazı da otasiga o'xshaydi, bazı da onasiga o'xshaydi. Bunu tibbiyot o'rganib cevap beradigan fan bu. Tibbiyot o'rganish kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşagan davrda na madrasa bor, va na maktab bor, va na akademiya bor, hiç narsa yok. Çöl, tüye, yantoq, qimiz, shu bo'ldi. Shu joyda turgan zotga tibbiyotni eng nozik masalasini savol beryapti. O'z bola qanday paydo bo'ladi? Javob yo'q u paytda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, erkakning suvi g'olib bo'lib ketsa otaga o'xshaydi dedilar. Onaning suvi g'olib bo'lib ketsa onaga o'xshaydi dedilar. Deganlarida Husayn aytdiki, guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Guvohlik beraman, siz payg'ambarsiz dedi. Kitobda bor edi, Tavrotda bu gaplar. Bu gaplarni hammasini u bilib turib, ilm o'qiganligi uchun, iymoniga sabab vosita qidirganligi uchun savol bergan edi. Javobini oldi, musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Bugundan seni isming Abdulloh" dedilar. Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu. Hijratdan avval tug'ilganlar, Peygamber aleyhisselam Medine'ye kilip davet kılgen zahatları Müslüman bugün. Şunun için ulamalar o kişinin avval Müslümanlar safiye koşadılar. Müslümanların sabikulları var. Birinci Müslüman bugün. Kiin muhacir bugün, neyin Müslüman bugünler var. Bunlar ortasında fark var. Abdullah ibn Salam radıyallahu anh'ın peşkadem Müslümanlardan değildi ulamalar. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ıma aytadılar. Kiin o Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyingi davrlarda o'zlarini shogirdlariga aytadilarki, sahobalar ichida 4 ta odamda ilm jamlangan edi deydilar. Bu nisbatan u, lekin shu 4 ta odamning qadrini aytibdilar. Birinchisi Uvaymir ibn Dardo. Abu Dardoni bir nomlari Uvaymir ibn Dardo radhiyallohu anhu. Ikkinchisi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Üçüncüsü Selman Farisi radıyallahu anhu. Dördüncüsü Abdullah ibn Salam degenler. İlim cemlengen adam. Peygamber aleyhissalatu vesselam eytediler. Bu ümmetinin içi de ya Yahudi ya ki Nasrani bugün millet Müslüman bulsa ular acırını iki kısa aladı dediler. Ular özlerinin kitabıge ham amal kılgellik ve ahirge kigen kitabge ham amal kılgellik acırını aladı. Ana şulardan bittesi Abdullah ibn Salam deganlar. Kur'an-ı Kerim'de ve indehu ilmu minel kitab ayeti var. Onu huzurida kitaptan bolgen ilim var degen ayet var. Şunu Abdullah ibn Abbas'tan soraşken şu ayetteki kim? Degen de Abdullah ibn Salam degen. Kitaptan ilmi var adam. İlimnin fazlını karar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Abdullah ibn Salam'ını gördüler. O kişi geldiler ki, ya Allah'ın Resulü bugün tuş gördüm dedi. Tuş gördüm. Tuşumda katta bitti üstün. Üstünün tepesi de bir halka turuptu, halka. Ben şu üstünge çıktım, halkanı uçlap, mahkem uçlaganımda uyg'onib ketdim. Halqani qo'yib yormagan edim dedi. Atrofim ko'm-ko'k yam yashil dedi. Shuni menga ta'birini aytib bersangiz, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, o'sha yam yashil maydon bu islom dedilar. Islom. Sen chiqqan ustun bu islomning yo'li dedilar. Sen ushlagan halqa urvatul vusqo dedilar. Qur'oni Karimda urvatul vusqo bor, ishonchli tutqich. Ya'ni islom. Onu koyu vermegeninin sebebi inşallah sen İslam'da vafat tapasan dediler. Bir kanca müddet ötkendeyken Peygamber aleyhisselam dünyadan ötkendiler. Abdullah ibn Salam
43. hicri senede dünyadan ötkenler. 43. hicri sene bu Hazreti Ali'den kiyinen. Hazreti Ali'den kiyin o 40. senelerde Muaviye radıyallahu anh hudavurlarıdır. Ancak ötken. Tabiillerden bir kançaları mescitte uçuşunu kurup kaldı. Namazı çıkıp yatıyordular, birbirlerine geçti ki bu adam ahli cennet, Resulullah bunu cennetke kredi degenler deyişti. Kim? Tabiillerden bir kişi gelip Abdullah ibn Salam'a siz hakkınızda falancılar ahli cennet deyipti, Resulullah sizi cennetke kredi degenekeller, rasma ayeti verin dedi. Degen de hadis unaka mas dediler. Beni İslam'da vafat tapadı degenler. Cennetki kredi İslam'da vafat tapken. Lekin hadisinin amanatdarlığı da matnını özgertirme diyebilirler. Matnını özgertirme. Özün çüngen mananı Resulullah'a nisbet verme. Resulullah beni İslam'da vafat tapadı degenler. Cennetki kredi degen gap ben işitmegen ben degenler. Lekin ulamalar başka rivayetlerine hem keltirediler. Aşere-i Mubeşşere'den bittelere Abdullah ibn Salam. O zatına hem cennetke kirişleri doğrusu da birkaçı hadisler var. Abdullah ibn Salam radıyallahu anh'un ilmi faaliyetleri imanlarına sebep oldu. Dünyaları hem ahiretleri hem şu sebeple abad oldu. Bu kişi İslam'a kirgenlerinde acayip hadise var. Bu hadisenin cüdü köpçülük eşitken de, lakin bunu eşitip koyuş kifayemez. Bunu her daim kalbimizde sindirip koyuşumuz gerek. Ve biraderler, Allah subhanahu ve teala hidayetke kop koygenden keyin sizni bir gün imtihan kıladı. Bu hidayetke layık mısınız, layık mas mısınız, sizge hali ikide tallav robaro keledi. Uşa peytte bu hadisini islap koyasız. Her bir adamın hayatında bir imtihan var. Yani şu imtihandan doğru utvalış için insanın samimilik, Allah'a bugün muhabbet ve ilmi meleke gerek biraderler. Cehalet cüde köp adamlarının dünyasını rasva kıldı, ahiretini veyran kıldı. Hazreti Ali'lik zatını katıl kıyan bedbehler cahil adamlarıdır. Müteassib insanlarıdır. Abdullah ibn Salam radıyallahu anh'u İslam'a kirgenleri de aittiler ki, beni kavmum var beni Kureyze, beni Kaynika. Bu kavm buhtancı kavm, tuhmetçi kavm, ote uşa müteassib kavm. Ularga meni musulmon bo'lganimni aytmang. Odatda hammasini chaqirib da'vat qilib turardilar Rasululloh. Meni berkitib qo'ying, men haqimda ulardan so'rang dedilar. Abdullah ibn Salomni pardani orqasiga qo'ydilar-da Bani Qaynuqoni qabilasini chaqirdilar. 9 yoki 10 odam keldi. Ular kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga labbay deydi. Rasululloh aytdilar-ki, Husayn ibn Salom haqida nima deysizlar? Ya'ni Abdullah ibn Salom. Desa, "Ho, u bizni sayyidimiz. Bizning ichimizdagi olimimiz, uni hurmati bor. Uni dadasi ham bizning sayyidimiz bo'lgan. U ham olim bo'lgan. Uni ham hurmati bo'lgan bizda ichimizda dedi. Agar shu Husayn ibn Salom musulmon bo'lsa nima deysizlar dedilar. Deganda ular bo'lishi mumkin emas deydi. U ilmli odam dedi, Tavrat o'qigan, bizning yahudiylarning ichida eng ilmlilarimizdan. Qanaqasiga musulmon bo'lmaydi musulmon dedi. Şunda Abdullah çık dediler. Pardanı açıp çıktı taşkarıya. Aytti ki hey kavum dedi. Bu adam Tavrat'ta sıfatı kelgen peygamber dedi. Ben bunu okuyam ben, körgen ben, bilgen ben dedi. İman keltirdim ben Allah'tan başka ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın peygamberi dedi. Degen de halde tokusta adam karıp, karab bu kişiye. Bu adam özü bizim en bedbahımız. Özü gır cahil bu. Bunu umuman hürmeti yok bizde içimizde. Bunu dedesiyem bedbah bulgen, dedesiyem cahil bulgen. Dedesini yoldan ketti bu deyip, şundan öbürünün kayıtı var işte. Braderler, bu imtihan uşa cahide kapı ketkeni yok. Hak zahir buladigen, hak telleniş gerek bugen peyti de, abruğunu, nesatını, ata babadan kogen, nersanı taşlar, Allah'ın sizge birgen nimetini kabul kıladigen küller gerek buladı. Uşa küllerge biz bu hadislerini, bu rivayetlerini okup tayyar duruşumuz gerek. Siz Müslüman buldum degenden ki kalbiniz imtihanı uçuramaydı da böyleysiniz mi? Yok, Allah Teala imtihan kaladı. Uşa imtihanlarda siz okup organıp bariyetken, siz özünüz hayatınızı tatbik kılıp, amel kılıp bariyetken dininiz fayda veredi. Adamlar sport bilen şugullanıp, uşa 12 raundlik, cengini ahirge raundlik kuş toplayıp,
6 ay 1 yıl şugullanadi. Birodarlar, biz umr bo'yi ibodat qilishlikdan ko'zlagan maqsadimiz iymonimizni salomat olib ketish, olib ketish iymonni. Bunda eng katta asoslardan biri, foydalardan biri birodarlar ilm. Yo ilm o'qing, yo olim bo'ling, yoki bularga ergashing, yoki shularning atrofida yuring. Johillarga qo'shilsangiz, qalbingizga fitna kirsa, mandan emas deydi. Qaytib bo'lmaydi. Qaytib bo'lmaydi. Ko'rib turib jaholatga ketib qoladi odam. Ilmning ahamiyati birodarlar, bugungi majlisimizning asosiy mavzularidan. Bu xalq eski qadimgi madaniyatni hozirgacha olib kelayotgan Qo'qon xalqini yoshlari, keksalari bu eski madaniyatni qo'lida bebaho qilib ko'tarib kelayotgan xalq. Bu xalqni ya'ni qadimda qanday ajoyib insonlari chiqqan, o'shalar qoldirgan merosini birodarlar o'rganishimiz kerak, o'qishimiz kerak, kelajak avlodga ularni qoldirishimiz kerak. Biz o'qigan ilmlarni unga yetkazgan odamlarga ham inshaalloh robbil alamin ajr savoblardan umidvor bo'lamiz. Alloh taolo bu xonadonda bo'layotgan yaxshiliklarni o'zi muborak qilsin. Suhbatlarimizdan o'zimizga ham manfaatlar bersin. Bu majlisimizdan ilmning ahamiyati o'ta qadrli narsa ekanligini bilib, endigi hayotimizda shunga urg'u berib yashashligimizni Alloh tavfiq bersin. Birodarlar, umrni uzoq bo'lishligini so'rasa bo'ladimi degan ulamolar. Ko'p yashayin deb duo qilsa bo'ladimi? Deganda bo'ladi-yu bitta sharti bor deyishgan. Nima shart? Allohni tanish uchun, unga ibodat qilish uchun umrimni uzaytir desa bo'ladi. Allohga ibodat qilish uchun umr uzoqlashsa yaxshi. Tubo liman tola umruhu va hasuna amaluhu deganlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Umri uzoq bo'lib, yaxshiligi ko'p bo'lgan odamga jannat bo'lsin. Allohning jannati bo'lsin deganlar. Bu yaxshi bu. Lekin ana shu umr uzoq bo'lsa-yu jaholatda davom etaversa unga qiyin bo'ladi. Hajjoj zolim Hasan al-Basriyga aytgan, haqqimga duo qiling, yaxshilik tilab degan. Hasan al-Basriy aytganlar, iloyo tezroq o'l deganlar. Hasan al-Basriy aytgan, nimaga bunaqa duo qilyapsiz? Meni haqqimga yaxshilikmi? Ha, senga yaxshilikda, o'lsang zulming to'xtaydi, senga foyda. Sandan qutulib xalqqa ham foyda degan. Ya'ni umr zolimlik bilan davom etaversa, u o'ziga ham ziyon, oilasiga ham ziyon, hammaga ziyonda. Umrni foydalikka aylantirish uchun birodarlar, ilmga ish bo'lishimiz kerak. Ilmni atrofida jamlanishimiz kerak. Kim bo'lishdan qat'i nazar, olimni mahkam ushlay. Mana hozir bu joyga kirib keldik birodarlarimiz bilan. Xitoydan mutaxassis olib kelishib, shu mutaxassisni og'ziga qarab turibdi. Bularga otasiga rahmat. Bular o'zimizdan ham mutaxassis yetishtiryapti. Lekin hozir juda ko'p sohada boshqa odamlarni og'ziga qarab turibmiz. Ko'p sohalarda. O'shalarni yetishtirishimiz kerak. Bizni avlod, bizni ajdod yetishtirgan. Yaqinda bir odam bir narsani aytdi, oxirgi gap shuni aytib qo'yay. O'sha okean ortidagi davlatlarda, mamlakatlarda borib ishlayotgan bizni millatni odamlarini ko'rib aytarmishki, sizlar dermish, sizlar o'sha eng og'ir kunlarda yo'l topib, ish topib kelgan odamsizlar. Ha, biz dangasa bo'lib qolganmiz deydi ular. Ya'ni puli bor, narsasi bor, ya'ni uncha intilishi yo'q. Lekin bizni millat eng og'ir paytlarda, bosim bo'lgan paytda, taqiqlar bo'lgan paytida ham yo'lini topib kelgan millat. Bu millatning aqli zakovati bilan o'ynashmasin. Bu millat to'g'ri yo'naltirilsa 15-20 yilga borib bormasdan dunyoning ya'ni o'rnak mamlakatlariga aylana olamiz birodarlar. Alloh taolo bizlarni shu masalalarda sababchilardan bo'lishimizni, millatga, xalqqa, insoniyatga foyda beradigan insonlardan bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Endi hozir Anvarxon qori akamizning qiroatlaridan maza qildik. Yana bir qorilarimiz bor ekan, shulardan Qur'on qiroatlarini bir guldastasini eshitsak, oxiri Anvarxon tugatib beradilar, keyin umumiy duoni qilamiz. Rahmat, tashakkur. Rahmat.
ورزقكم من الطيبات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك
الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah Teala bunu kıyamette bizlerge derecat kıyın. Ötkerlerimizin ruhları parvardigara bunu özün yetkazgin. Bunlarını parvardigara bizlerden bulu yetken yakşilekler bulan hoşnut kıyın. Hassaten
kuyovimizni dodalari To'lqinjon doda o'tgan ekanlar, Alloh taolo ularni rahmatiga olgin. Shu davrada qo'l ko'tarib turganlarimizdan duo umidida yotganlarga Alloh taolo bag'ishida qildik. Ularni ham xushnud qilgin. Parvardigoro, diningga to'g'ri amal qilib borishligimizda, ta'limotlaringni to'g'ri tatbiq qilib borishligimizda tavfiq bergin. Aqlimizni, zehnimizni parvardigoro o'zing